Hedefi başarı olanların programı Hedefe Doğrudan. Herkese merhaba genç arkadaşlarım. Bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. 0505 756 0231 31 WhatsApp hattımız. Hedefe Doğru et e-posta e adresimiz tercih dönemi öncesinde. Sorularınızı bekliyoruz. Eğitim ve kariyer uzmanı İsmail Yolcu ile yine birlikteyiz. Üniversitelerimizi de tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün çok kıymetli bir üniversiteyi konuşacağız. Ardahan Üniversitesi tesi bizimle ve değerli konuğumuz Profesör Doktor Sayın Mehmet Biber Sayın Rektörüm hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz Burçak Hanım. Uzun yoldan geldiniz efendim hoş geldiniz. Çok sağ olun evet e, uzun yoldan geldik e, herkes kadar memleketin e, içindeyiz herkes kadar yakınız herkes kadar uzağız e, uçakla geliyoruz artık Türkiye eski Türkiye değil İmkanlarımız, ulaşımımız çok rahat kolay ben TRT'ye bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Katılımınız için siz sağ olun hocam. İsmail hocam Ardahan Üniversitesi'ni konuşacağız. Hem hoş geldiniz deyin. Hem de neler söylemek istersiniz bugün keyine. Hoş bulduk sevgili Burçak. Benim tabii yine çok bizzat kampüsünü gezdiğim üniversitelerimizden bir tanesi. Birbirinden kıymetli Anadolu'nun çok güzel üniversiteleri var ama Ardahan coğrafi olarak çok farklı, iklim olarak da çok farklı. Ee, içinde barındırdığı öğrencileri de inanılmaz e, farklı. Çünkü bizzat gördüm orada öğrencilerin gözlerindeki o ışığı. E, tercih sebeplerinden bir tanesi de az önce hem sen hem de sevgili hocam bahsetti. Ulaşım kolaylığı. Aslında biz girişi de yapmış olduk hedefe doğru da. Evet o zaman sözü size verelim Sayın Rektörüm. Ulaşım gerçekten kolay mı? Ee, ulaşım çok kolay. Ee, Ardahan e, Kars arası 80 kilometre Burçak Hanım. Kars'a her gün Ankara'dan İstanbul'dan e, ve haftanın dört günü İzmir'den e, doğrudan uçuşlar e, yapılabiliyor. Bunun dışında e, aktarmalı uçuşlarla Türkiye'nin her yerinden her havaalanından e, karsa gelinebiliyor. Bu bizim için e, bulunmaz bir imkan. E, biz 40 dakikalık sıcak asfalt bir duble yolla Ardahan'a ulaşıyoruz. E, dolayısıyla böyle bir konu artık bizim ee, uzaklık yakınlık konusu hakikaten öğrencilerimizin de hani burada bir tercih rehberlik konusu gündemde ee, böyle bir gündemimiz yok hani ulaşım ulaşım evet. sorunumuz yok artık. Evet. Evet. Şimdi coğrafya bölge demişken bulunduğunuz bölgeyle de teması olan bir üniversitesiniz. Bu anlamda bölgeye de hizmet ediyorsunuz. Neler aktaracaksınız bölgeyle temasınızla ilgili? Ee, Burçak Hanım Ardahan Üniversitesi 2008 yılında kurulmuş. Genç bir üniversite, yanımızda komşu şehirler, büyük şehir olarak Erzurum var ve Kars'la sınırız. Aynı zamanda Artvin sınırımız var ve bizim bir de yurt dışı sınırımız var. İki kara hudut kapımız, bir demiryolu kapımız var. Kendi doğasıyla çok özgün olan, belki dünyanın en güzel doğalarından birisine sahip bir şehir Ardahan. Tabii biz bölgenin ee, bu anlamdaki avantajlarını öğrencilerimizin lehine ve üniversitemizin büyümesi ne katkı anlamında kullanmaya çalışıyoruz. Atatürk Üniversitesi 80 yılını aşkın bir e, üniversite. E, Kars Kafkas Üniversitesi 40 yılından daha fazla bir süredir orada eğitim, öğretim hizmetine devam ediyor. E, Artvin Ünivers Artvin Çoruh Üniversitesi bizimle yaşıt. E, dolayısıyla bu üniversitelerin tecrübelerini, birikimlerini... Üniversitemize kazandırmaya, onlardan faydalanmaya, imkanlarından da faydalanmaya çalışıyoruz. E, ayrıca e, bizim doğal güzelliklerimizin dışında e, yurt dışı seyahatlerimiz de çok kolay. Yani hemen e, yeni kimliklerle öğrencilerimiz, personelimiz, bütün vatandaşlarımız e, bir saat içerisinde bir e, Ahıska dediğimiz bir Gürcistan şehri olan... Evet. eski ata Atayurdu olan bir coğrafyaya çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla e, hani yurt dışına çıkma Ardahan'dan yurt dışına çıkma konusu bizim için o da son derece basit ve kolay bir konu. Evet İsmail Hocam o zaman üniversitenin kapısı aslında dünyaya da açılıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle yani bütün üniversitelerin kapısı kampüsü açılırken çok şanslı üniversitelerden bir tanesi. E, Tabi e, şunu da söylemek lazım Ardahan'a sadece Ardahan ve Kars bölgesinde değil Türkiye'nin birçok şehrinden de öğrenci geliyor. E, öğrencilerin de e, sonrasında e, kendi özellikle Ardahan Üniversitesi'nin bölümleriyle ilgili orada edindikleri mesleklerle ilgili de kendi şehirlerinde çokça Tecrübe aktarımları da oluyor. Bunlara da ben şahit oluyorum. Evet, öğrenci arkadaşlarımızın en çok merak ettikleri hususlardan birisini sayın rektörüm anlattı bize. Ulaşım çok önemli. E, yurt imkanları da çok önemli. Şimdi ben şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Tam da şu anki süreçle ilgili. E, şehir dışını tercih ederken bazen endişeleri oluyor hem ailelerin hem de gençlerimizin. Nelere dikkat etsinler şehir dışında bir üniversiteyi tercih ederken? Az önce girişini yaptığımız gibi tabii ki birinci sırada bütün anne babalar... Haklı olarak barınma, öğrencilerin barınmasıyla birlikte zaten güvenlik, ulaşım, işte yeme, içme gibi diğer ihtiyaçlar. Ee, ama gönül rahatlığıyla Ardahan gibi böyle kendine has şehirlerin en büyük avantajı tam da burada ortada çıkıyor. Hem barınma hem güvenlik kesinlikle Türkiye'deki en üst sıralarda yer alan şehirlerden bir tanesi. Ee, onun dışında şunu unutmasınlar. Yani Ardahan Üniversitesi bir tarafta Ankara Üniversitesi. Tamamen YÖK'ün denetiminde, YÖK'ün onay verdiği bölümler açılıyor, YÖK'ün onayladığı akademisyenler görevi yapıyor. O yüzden akademik kadro derinliği ya da bölümlerin işte Ardahan'daki bir işletme mezunuyla diğer bir üniversitedeki işletme mezunu arasında hem diploma kalitesi hem de mesleki bilgi anlamında aslında hiçbir fark olmuyor. Gönül rahatlığıyla yazabilirler. Hani puan tutuyor filan onlar evet ama muhakkak Ardahan gibi üniversiteleri de tercih listelerinde değerlendirsinler. Evet şimdi e, hocam şunu da sormak isteriz size. Hemşirelik bölümü açılacak bu yıl. Bunun duyurusunu yapalım isterseniz. E, çok teşekkür ederiz. Evet. Biraz önce İsmail Bey'in söylediği hususla ilgili bir ekleme yapmak isterim. Buyurun. E, tabii Türkiye'de büyük üniversiteler var. Yani e, geleneğini oturtmuş efendim İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye'nin en eski üniversitesi, Hacettepe, Bilkent, Boğaziçi, özel ve devlet üniversiteleri olmak üzere bizim çok büyük üniversitelerimiz var. Şimdi bir konuya İsmail Bey dikkat çekti. Onu ben teyiden söylemek istiyorum. YÖK'ün özellikle çok titiz olduğu bir husus var. O konu şu, herhangi bir bölüme öğrenci alınacaksa o bölümde mutlaka akademisyen yeterliliğinin olması gerekiyor. E, bu konuda eğer öğrencilerimiz tercih kılavuzunda Türkiye'de herhangi bir üniversiteyle ilgili bir kontenjan görmüşlerse anlasınlar ki orada hoca yeterliliği tamamdır. Yani gittiğimiz yerde hoca var mıdır, yok mudur? Küçük üniversite, yeni üniversite böyle bir şey akıllarından asla ve kata geçmesin. Hatta bizim bazen daha böyle pratik üstün özelliklerimiz oluyor. Yeni üniversite Olman'ın getirdiği dinamik bir genç bir akademisyen kadrosu, laboratuvarlarımız, e, sınıflarımız, yeni binalarımız, e, güncel teknolojiye uygun e, yazılımlarımız, e, belki diğer üniversitelerden bir adım önde bunu da bir avantaj olarak öğrencilerimize ifade etmiş olayım. Ayrıca yurt sorunu Ardahan'da yok. Şu anda özellikle kız öğrencilerin barınabilecekleri bilecekleri. Yurtlardaki doluluk oranı henüz yüzde yüz'e ulaşmış değil. Yani Ardahan'da ben okumak istiyorum diyen bir kızımız yurdu tercih ettiğinde ona yüzde yurt çıkıyor. Erkek öğrencilerimizde de yüzde doksan üzerinde bir doluluk var, ama onlara da yurt çıkma ihtimalleri çok yüksek. O konuda da bir tereddütleri olmasın. Şimdi hemşireliğe gelelim. Evet hocam. Hemşirelik bölümümüz bu sene. E, hoca yeterliğimizi tamamladık. Bakın tekrar aynı konu belki hı hı. tekrar olacak ama. Bölümümüz 5-6 senedir açık idi. Ancak ilk defa bu sene biri doçent, dördü doktor öğretim üyesi olmak üzere. 5 öğretim üyesine ulaştıktan sonra YÖK bize ilk defa e, oraya öğrenci almamıza imkan tanıdı. E, ve bu sene inşallah 30 öğrenciyle eğitime başlıyoruz. E, hemşirelik eğitiminde kullanacağımız... Malzemeler, materyaller, laboratuvarlar, sınıflarımız hazır. Hemşirelik bölümüne gelecek öğrencilerimizi e, böyle heyecanla bekliyoruz. Evet hayırlı İşe, olsun sayın vekörüm. teşekkür ederiz sağ olun. İsmail Hocam çok güzel bir bölüm değil mi? Tam da günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan bir bölüm aslında hemşirelik He bölümü. Ne eklemek istersiniz? Yani e, çok şey eklemek isterim. Özellikle böyle hizmet sektörü, insana dokunan... Meslekleri ben bile tercih yaparken o mesleği seçecek olan öğrencilere bir minnet duygusuyla bu ülkenin bir vatandaşı olarak şükranlarımı sunarak yazıyorum. Çünkü özellikle öğretmenlik gibi hemşirelik gibi bazı bölümler gerçekten özel insana dokunan bölümler. O yüzden bu bölümleri seçecek olan öğrencilerin benim gönlümde apayrı yeri var. Ki Sayın Rektörüm de aslında altını çizdi. Biz hazırız. Öğrencilerimizi bekliyoruz evet. dedi. Evet. evet, öğrenci demişken efendim öğrenci sorularımız var. Sizlerle hemen buluşturmak isterim. Bakalım bu haftaki öğrenci sorularımız neler? Merhabalar. Benim adım Serdar Arif Çınar. Tercih döneminde nelere dikkat etmeliyim? Ne tarz bir yol izlemeliyim? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. İsmim Kübra Demir. Benim sorum, üniversite yakınlarında barınma imkanları var mıdır? KYK kız erkek yurtları mevcut mudur? Evet, teşekkür ediyoruz öğrenci arkadaşlarım. Aslında biz önden cevabını vermiş olduk değil mi evet, Sayın evet, Rektörüm? Eklemek evet. istedikleriniz var mıdır? Hem yurtlar hem burslarla ilgili. Öğrenci arkadaşımız üniversite yakınlarında. Şimdi bundan da bahsedelim. Yurtların varlığını söylediniz. Kampüsün içerisinde mi, yakınında mı, nerede? Kız yurtlarımız kampüs içinde Burçak Hanım. Dolayısıyla herhangi bir ulaşım ücreti de ödemiyorlar. Bir kız yurdumuz sadece dışarıda, diğerleri büyük e, oranda içeride. Erkek yurtlarımız dışarıda, onlar bir tek minibüsle e, ulaşabiliyorlar. Evet, İsmail Hocam sizin sorunuzda yinelemek evet. isterim. Tercih döneminde nelere dikkat etmeliyim? Yine çok önemli bir çok soru. Genel bir soru gibi görünmekle birlikte çok basit hemen aklıma gelen bir şey söyleyeceğim. Öğrenciler böyle bir mesleği, bir bölümü hayal edince bir anda yüzleri gülüyor. Kendilerine çok yakıştırıyorlar. Ama sonra bir taraftan hemşirelik, bir taraftan beslenme diyetetik, bir taraftan fizyoterapi gibi bir sürü sepet oluşuyor. İşte tam bu noktada sevgili öğrencilerin yapacakları şey şu. Şu soruyu kendilerine sorsunlar. Benden ne olmaz? eksiltme yoluna giderlerse asıl o zaman doğru bölüme daha çabuk ulaşacaklar. Öbür türlü bölümlerin sayısı artıyor. Hatta bazen bir tarafta mühendislik bir tarafta hemşirelik soruluyor bize. O yüzden öğrenciler ben neyi okumak istemiyorum sorusuyla birlikte bölümlerin üzerine çizsinler. Geri kalanlar üzerinde karar vermek daha kolay. Beyinlerine ters köşe yapsınlar Kesinlikle. diyorsunuz. <laughs> evet. Evet, ilginç. Evet. Sayın Rektörüm şimdi hem sürelik müjdesini verdik. Ee, böyle bir bölüm açacağınızı söyledik ama sizin üniversitenizde sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu var ki burada çok önemli bir program var. Yaşlı bakımı. Günümüzü evet. aslında günümüzün en önemli ihtiyaçlarından birisi. Hem bugünü hem yarını kucaklayan bir alan. Neler aktaracaksınız? Amacınız neydi? İş olanakları nedir? Ee, teşekkür ederim Burçak Hanım ee, şimdi biz Ardahan Üniversitesi olarak özellikle 2 yıllık meslek yüksekokulu programlarımızı e, çok seçerek açıyoruz yani doğrudan öğrencilerimizin bitirir bitirmez iş bulabilecekleri olanaklara ulaşmasını hedefliyoruz bahsettiğiniz program yaşlı bakım programı bunlardan bir tanesi buna benzer bizim çokça programımız var ee, evde hasta bakımı optisyenlik, tıbbi görüntüleme, daha çok böyle sağlık sektöründe iş aranan, eleman aranan hususlarda programlarımız var ve bu öğrencilerimiz hemen bitirir bitirmez işlerine bakıyorlar, işlerini buluyorlar. Geçen bu yaşlılıkla ilgili sektör yetkililerinin bir konuşmasını dinlemiştim. Biz bu fizik tedavi rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım merkezlerinde, huzur evlerinde personel bulmakta zorlanıyoruz diye. Tabii bu programlar oralarda istihdam edilen daha çok programlar ve yüzde yüz dolu olan programlar. Hatta bunlar iki yıllık program olmasına rağmen tercih puanları oldukça yüksek onu da söyleyeyim yani öyle hı hı. yazarım gelir e, iddiasıyla e, gelecek programlar değil. E, onun için e, bu programların bir tarafı da şu mesela bizde inşaat programı var, adalet programı e, var, eczacılık programı var. Bu programlar bitirdikten sonra öğrenci bir taraftan çalışırken bir taraftan dikey geçiş sınavıyla bunları dört yıllıklara tamamlayabilir inşaat mühendisliğine geçebilir, hukuka geçebilir, eczacılık e, fakültesine dikey geçiş sınavına girerek yeterli puanı aldığında geçebilir. Bu iki yönlü bir bakışla e, programlarımızı seçip oluşturmaya çalışıyoruz. E, yaşlı bakım programımız da bunlardan önemlilerinden bir tanesi. Özellikle onu sorduğunuz için söylüyorum evet. ama benzer programlarımızın, Sayısı oldukça fazla. Öyle açık bu programların. Tabii tabii evet. tabii çok açık. Şimdi İsmail Hocam e, sayın rektörümün anlattıklarından yola çıkacak olursak nitelikli iş gücü çok önemli değil mi bu alanlarda? Herkesin yapabileceği bir şey değil yaşlı bakımı. Teknik, bilgi de gerekiyor bunun için işte ne kadar güzel Ardahan Üniversitesi'nde böyle bir eğitim fırsatı var. Yani öyle bir insana sordunuz ki bunu benim e, rahmetli annem 54 yaşında demans hastalığına yakalandı. Ee, yine rahmetli babamda benzer e, Alzheimer tarzında bir hastalıkla hayata Bekalları veda etti. cennet olsun. Ve benim de yüksek sansım hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi. Bu alanda bilerek seçtim. E, haftanın istatisinde bizi bir sürpriz bekliyor. Bu kadar konuşmanın üzerine öyle bir istatistik geliyor ki sıkı durun. Sevgili öğrenciler, değerli aileler, haftanın istatistiğinde size şöyle bir yarım asırlık yolculuk yaptıracağız. Türkiye nüfus projeksiyonunu ekrana getiriyoruz. 1980'de nüfusun toplam nüfusun %4.7'si 65 yaş ve üzeri. Biz yetişkin eğitimciler 65 yaş ve üzerine ancak yaşlı kelimesini kullanabiliriz. 2000 yılında bu oran %5.7'ye 2023'te yani tam bu yıllarda %10.2'ye çıkıyor. Sıkıdır nüfus 8 milyon 722 bin. Peki 2040 yılında Türkiye ne olacak derseniz işte nüfusun 16.3'ü, her 100 kişiden 16.3'ü yaklaşık 6 kişiden bir tanesi 65 yaş ve üzeri nüfus olacak. Ben lisedeyken her 16 kişiden biri. Efendim arada uçurum var. Peki ne olacak? İşte bugün üniversite tercihini yapacak olan öğrenciler, 2040'lı yıllarda yaşlı bakım seçenler avantajlı, evde bakım seçenler avantajlı. Çok uzatmıyorum. Yaşlarla yapılan e, mülakatlarda yaşlıların %16.3'ü evde bakım hizmeti istiyor. %10.3'ü de huzur evinde kalmayı istiyor kaynak TÜİK. İnanılmaz bir istatistik. Ne güzel veriler paylaştınız bizimle değil mi Sayın Rektörüm? Tabii bizim yaşlarımız ağzı dualıdır aynı zamanda evet. Burçak Hanım. Bu yaşlarımızın duasını almak e, çok daha önemli tabii. Evet. Evet dileriz böyle bölümler diğer üniversitelerimizde evet, evet, de daha da artarak evet, devam inşallah. ederler. Şimdi akreditasyon meselesi de çok önemli evet. sayın rektörüm. Öğrenci arkadaşlarımız artık buna dikkat ediyorlar ama hemen kısaca bilmeyenler için İsmail hocam akreditasyonu ufacık açımlayalım yine. Tabii, Sonrasında sayın rektörüme soralım. Çok önemli hale geldi. Artık öğrenciler daha bilinçli bir şekilde üniversitelerin tercih ettikleri bölümlerin akreditasyonlarını arıyorlar. Bu şu demek? bağımsız kuruluşlarca yapılan ve öyle hemen bir günde biten denetimler değil. Çok uzun soluklu denetimler, akademik kadrolar, yayınlar, laboratuvarlar üniversitenin tamamı A'dan Z'ye check-up yapılıyor. Ve eğer o bağımsız kuruluşun bütün kriterlerini taşıyorsa o bölüm akredite ediliyor. Bu şu demek gönül rahatlığıyla öğrenciler Akredite edilen bütün bölümleri seçebilirler. O zaman Sayın Rektörüm sizin açınızdan meseleyi değerlendirecek olursak. Ee, çok teşekkür ederiz. Bu konu tabii hem ülkemizin geleceği açısından hem üniversitelerimizin geleceği açısından son derece önemli. Akreditasyon süreçleri e, hem Türkiye'deki bütün üniversiteleri birbiriyle tabir caizse eşitlemeye hem uluslararası anlamda bir e, yarışı daha görünür hale getiren bir süreç aslında. Bunun iki tarafı var. Bir kurumsal akreditasyon, bir de program akreditasyonları var. İsmail Bey'in bahsettiği bağımsız kuruluşların yaptığı akreditasyon süreçleri, program akreditasyonları şeklinde. Biz de beş bölümle bu akreditasyon sürecini başlattık. Devam ediyor. İnşallah yakın zamanda ilk beş bölümümüzün akreditasyonunu alacağız. Ama yakın zaman içerisinde birçok bölümümüzü bu sürecin içine sokacağız. Fakat daha önemlisi YÖKAK'ın kurulmasıyla birlikte 2016 yılında bu süreç tercih kılavuzlarında yer almaya başladı. Kurumsal akreditasyon kısmına biz 2019 yılında başladık ve bu süreçleri yaşadık. Ee, bizden e, Türk Akreditasyon e, Kurumu'ndan bağımsız kuruluşlarla birlikte şu anda aynı zamanda YÖK Kalite Kurulu'ndan da e, bir süreç yaşandı, tamamlandı. Oradan aldığımız ee, geri dönüşlerle kurumsal anlamda bilimsel anlamda çok daha ileriye bir sıçramamız oldu. Bu tabii Türkiye'de bütün üniversiteler için olumlu bir aşama ve adım. Ee, i̇nşallah birkaç sene içerisinde Türkiye'deki bütün üniversiteler artık hani biz fark yok diyoruz ama bu akreditasyon programları tamamlandıktan sonra öğrencilerimiz bunu belge üzerinde görecekler. Evet. Yani. Türkiye'nin en doğusundaki, en batısındaki, kuzeyindeki, güneyindeki üniversiteler bu anlamda e, ilgili bölümler birbiriyle eşitlenmiş olacak. Fark fark edilecek diyebiliriz Tabii, tabii, aslında. tabii. Evet, evet. Evet, e, teşekkür ediyoruz Sayın Rektörüm. Akreditasyon çok önemli bir mesele. Aslında bölgeyle temas da çok önemli. Sayın Rektörümle konuştuk ama İsmail Hocam şunu da sormak isterim. Artık bölümlerle şehir iç içe. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Çok önemli bir konu. Özellikle... Sektör bazlı cevap vermek isterim. Tarım, gıda, hayvancılık gibi alanlarda tercih yapacak olan öğrenciler o alanların zaten hayatın içinde yaşayan şehirleri var. Bunlardan bir tanesi de Ardahan. O yüzden böyle mesleki ve direkt sahada böyle hemen çalışacak pozisyonda hemen hayata geçiş yapıp o mesleği yaşayacak olan ve yapacak olan öğrenciler için muazzam fırsatlardır Ardahan Üniversitesi ve Sırpkı Doğu ve Güneydoğu ya da Karadeniz bölgesindeki üniversitelerimiz bulunmaz bir nimet. Evet, Sayın Rektörüm de aslında az önce belirttiği gibi genç ama dinamik ve gelişen bir üniversiteyi konuşuyoruz bugün. Ardahan Üniversitesi'ni evet. konuşuyoruz. Bu anlamda araştırma merkezleri de çok önemli Sayın Rektörüm ve sizin iddialı olduğunuzu biliyoruz. Evet. E, Neler aktaracaksınız araştırma merkezlerinizle ee, ilgili? Teşekkür ederim, sağ olun Burçak Hanım. Araştırma merkezlerimiz tabii bizim için son derece... E, Hayati öneme sahip, özellikle üniversiteyle üniversite dışında kalan kitlelerin, yani üniversite öğrencisi olmayan kitlelerin, bunların e, yaşı 7'den 70'e kadar değişebilir. E, bu kitlelerle muhatap olup onlara dokunmaya, onları geliştirmeye ve yönlendirmeye çabalayan ortak bir payda aslında e, araştırma merkezleri. Bizim en etkin araştırma merkezlerimizden bir tanesi, ee, sürekli eğitim araştırma ve uygulama merkezimiz. Ee, Türkiye'de e, birkaç tane planeteryum ya da Türkçe ifadesiyle gezegen evi denilen bir hı hı. E, eğitim aracımız var. Bunu bilenler e, bu gezegen evi. Gezegen evi. E, hani burada onu açıklamak istemem ama hı hı. E, görsünler mutlaka çocuklarını ailelerimiz özellikle küçük yaşlarda götürmeleri gerekir. Biz sürekli eğitim merkezimiz bünyesinde bir gezegen evi kurduk. Çocuklarımıza uzayı tanıtıyoruz. Uzay merakını ve bilime açılan o engin kapıyı oradan başlatıyoruz. 4 yaşından 12 yaşına kadar farklı eğitim düzeyinde eğitim materyallerimiz var. Uzay deneyleri yaptırıyoruz çocuklarımıza. Bunun dışında bilim atölyelerimiz var. Hem sosyal bilimler hem fen bilimleri anlamında matematik, biyoloji kimya atölyelerimiz var. Marangoz tasarım atölyelerimiz var. Robotik kodlama, bilgisayar laboratuvarı atölyelerimiz var. Bunun dışında yine seramik atölyesi mesela ev hanımlarımıza burada meslek edindirmeye çalışıyoruz. Dil laboratuvarımız var. Bizim özellikle bölgenin dillerini yani Rusça, İngilizce, Gürcüce başta olmak üzere esnafımıza bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü sınır iliyiz ve İthalat ihracatın e, kapasitesinin artması için bölgenin dillerini bilmek gerekiyor. Biz Gürcistan'la komşuyuz. O nedenle Gürcistan'da, Gürcüce'de var bu programın içinde. Bunun dışında Kafkas e, arı ırkının gen merkezi evet. e, Ardahan. E, çok önemli bir aslında doğal varlığımız var. E, dünyadaki dört temel ırktan bir tanesi Kafkas arısı. Ve biz e, Kafkas e, arısı... E, araştırma uygulama merkezimizde de bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Daha 10 gün önce e, bir e, arıcılık çalıştayı yaptık. Türkiye'nin önde gelen alanıyla ilgili akademisyenlerinizi, akademisyenlerini üniversitemize davet ettik ve e, arıcılarımızla birlikte hem kendi arıcılarımız hem Artvin'den Kars'tan gelen arıcılarımız konuyla ilgili bir e, çalışmanın ortağı oldular. E, arı hastalıkları, efendim işte Besleme, diğer çiçek polen, bütün konularda kendilerine bir bilimsel yaklaşımla yardımcı olmaya çalıştık. Bunun dışında hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili çalışmalarımız var. E, ata tohumu dediğimiz bir kavulca buğdayı var. E, bu Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için son derece önemli. Biliyorsunuz artık beslenme ve gıda güvenliği maalesef e, artık gittikçe değer kazanan, önem kazanan bir husus haline geliyor. Bölgede ata tohumu olarak geliştirilen kavılca buğdayıyla ile ilgili olarak bizde bir üretim bandı oluşturduk. Şimdi deneme üretimlerimizi tamamlıyoruz. İnşallah doğal yüzde yüz doğal ata tohumundan makarna, erişte, şehriye ürünlerini üreteceğiz. İnşallah bir sonraki projemizde de. Bundan ekmek yaparak öncelikle öğrencilerimizi, personelimizi ardından Ardahan'ı sonra gücümüz yettiğince Türkiye'ye bu anlamda ekmek üretmeye çabalıyoruz. Aslında bizim buradaki temel yaklaşımımız bu konuda çalışacak üreticilerimize bir model oluşturmaya çalışmak. Elbette ki biz üniversite olarak çok büyük fabrikaları kuracak şey de değiliz nihayetinde ama hem üretiyoruz, buğdayı ekiyoruz, üretiyoruz. Bunu hasat edip kendi işletmemizde ürüne dönüştürmeye ve bir toptan bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, ve ilk ürünlerimiz makarna ürünlerimiz gayet e, lezzetli bulundu. E, bu buğdayın bir özelliği var. gluten oranı çok düşük e, Burçak Hanım. Duyarlı olanlar için de e, çok tabii, önemli tabii. aslında. Yani bu maddeye hassas olan e, insanlarımızın da e, beslenebilecekleri bir ürün inşallah ortaya çıkacak. Özetle sayın rektörüm bölgenin sesine kulak vermek tam da bu olsa gerek. <laughs> evet evet. Yani bölgenin dinamiklerini nasıl daha çok kalkındırırız? Bunlara bilimsel katkılar sunmaya çalışırız. Onun gayreti ve çabası içerisindeyiz. İsmail Hocam bir şey eklemek ister. Kesinlikle. Demek ki ekmek Aslan'ın ağzında değil Ardahan Üniversitesi'nde <laughs> diyebiliriz değil mi? <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. evet, sağ olun. Sayın Rektörüm katılımınız için sağ olun efendim. E, vaktimizin sonuna geldik. Son olarak ne eklemek istersiniz? Teşekkür ederiz Burçak Hanım sağ olun. Bizim, benim de kızım bu sene sınava girdi. E, i̇nşallah onun gönlünce olacağı ve diğer bütün öğrencilerimizin gönlünce olacağı bir tercih dönemi inşallah yaşanır. Şunu söylemek istiyorum öğrencilerimize ve ailelerine, artık Türkiye'de geçmiş geride kaldı. Bütün üniversitelerimiz çok ulaşılabilir, kolay ve Ardahan Üniversitesi de bu anlamda öne çıkan üniversitelerimizden bir tanesi. Bizi rahatlıkla tercih edebilirler, eğitim, öğretim konusunda bir eksiğimizin olmadığını tekrarlamak isterim. Çocuklarımızın ulaşacakları sosyal imkanlar, kışın kayak yapma, Efendim işte buz pateni yapma, doğa turizmi yapma, yazın yine hakeza doğada farklı kamplar yapma için onlara imkanlar tanıyoruz. Yurt dışına gitmek istiyorlarsa onları hafta sonları yurt dışına da gitmelerine yol gösteriyoruz, yardımcı oluyoruz. Hı hı. Güvenlik sorunumuz artık Türkiye'de böyle bir şey yok gündemden çıktı. Hamdolsun bizde hiç olmadı zaten yine yok bir ebeveyn olarak da dinledik sayın rektörümüzü. Dileriz hem kızınızın özelinde hem de bütün hedefe doğru izleyenleri için, bütün genç arkadaşlarımız için hedeflerine ulaşmalarını bizler de temenni ediyoruz efendim. Sağlığınız katılımınız için. İnşallah, teşekkür ederiz. Kısaca haftanın Sağol. önerisini verelim ve kapatalım. Haftanın önerisini haftanın istatistiğine bağlayacağım. Artık 2040'larda Türkiye maalesef dönüşüyor ve yaşlanıyor. Peki ne yapmak lazım sektör bazlı. Ne dedi hocamız? Ata tohumu ne dedi? Ekmek, makarna Gıda sektör bazında çok önemli. İkinci Dünya Savaşı'nda ortalama ömür 47 ama 2040'lı yıllarda artık 80'li yaşlardayız. Ve sağlıkla ilgili hemşirelik, fizyoterapi, evde yaşlı bakım gibi bölümler çok değerlenecek. Herkes tıp seçiyor ama kadın doğum değil psikiyatri alanı çok kıymetlenecek. Yine ufkumuzu genişlettiniz efendim. efendim. Teşekkür ediyoruz. Genç arkadaşlarım bu haftanın da sonuna geldik. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. Ardahan Üniversitesi'ni konuştuk. Değerli rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Biber bizimle birlikteydi. Hedefe doğru, doğru adımı bizimle atın. Hoşçakalın.